Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. 60 santimetre kar boyunu görüyorsunuz. Evet. Akşam 10-11 gibi sıralarda elektrik kesildi. Ama yukarıdaki merkez mahallesinde, yarımca merkezinde elektrikler halen var. Benim orada neden kesti bilmiyoruz. Kablo kopmuş olabilir. Eğer kar erimezse, yağışlar böyle devam ederse bir metreyi bulabilir. Bakın dizde şu anda dizi kapakları diz şuraya kadar 50 santim oluyor. Buraya kadar 60 santimi bulmuş kar. İşte memleketi görenler, memleketi görmek isteyenlere güzel bir video yapıyorum. Umarım beğenirsiniz. Bu karlarda araçların hareket etmesi oldukça zor. Grader, dozer, vs gelmesi de bayağı zaman alacaktır. Çünkü yolları yaparken öncelikle şehirleri açmaları gerekiyor. Bakın buraya geldim, evin önünde kar var ama buraya 70 santime çıktı. Bakın görüyorsunuz. Hüseyin'i de henüz görmedim. Evden çıkmadı galiba. Belki çıkamaz. Ben size patinaj çekiyorum burada. Şu anda buraya gelmişken kabloları kontrol ediyorum. Elektrik kablolarını, maalesef ki gördüğünüz gibi buradaki elektrik kablosu kopmuş. Tam da trafoya giden yer kopmuş gibi görünüyor ama gerçekten kopmuş mu ya? Kopma yok. Çok eğrilmiş, üzerinde kar olduğu için bayağı aşağıya çökmüş. Belki de kopmuştur. Kopmuş gibi görünüyor. Bir akraba yarımca grubunda yazmış. Samsun'dan köye gelen olursa biri var, onu götürebilir mi diye. Bakalım burada araba geçebilir mi? Neredeyse bele gelecek, bele dayanacak karda araba gelmesi mümkün değil. Bir hafta kalın orada. Buralarda elektrik kablosu kopmuş mu bilmiyoruz. Eğer kopmadıysa buradan yukarıda mutlaka kopukluk vardır. Ben elektrikçiler ise buraya, yani buranın elektriği asarcıya bağlı olduğundan elektrikçilerin gelmesi birkaç günü bulabilir. Eskilerden nasıl yaşıyordun diyorsanız, bu direkleri bizler kendimiz çıkarak kabloları kendimiz tamir ediyorduk. Artık elektrikçiler kendileri tamir ediyor ama bakalım bu sefer gelip tamir edebilecekler mi? Bu ortadan giden kablo, yani elektrik kablosu neredeyse alttaki evlere dağıtılan elektrik kablolarına değmiş neredeyse. Bu kablonun gerilme sebebi var tabi. Kabloda kopuk yok ama o kafa başlarda illa bir kopuk vardır illa. Yani gerilme sebebi var. Belki kafalarda takılan elektrik geçirmez şeyler vardı. Onlar kırılmış olabilir. Diz boyu karda yürümek oldukça zor ama bunu da biz günlük spor sayalım. Biraz enerji harcayalım, kilo harcayalım, güçlenelim. Temiz bir hava var, tozları alıp götürdüğü bir kar var. Yeryüzündeki havayı temizleyen güzel bir doğa olayı var. Buna da şükürler olsun diyorum.
Akşamları artık jeneratör çalıştırmak zorunda kalırız. Bu yollarda pat pat olsun, araba olsun, traktör olsun geçmesi oldukça zordur. Çünkü kar sulu yağdı. Sulu kar ne demek değil, ağırdır. Sulu kar ağırdır. Ama donlu günde yağsa o zaman kar yumuşak pamuk gibi oluyor. O zaman araçların geçişi kolay oluyor. Sulu kar ile kuru karı da ayırt etmemiz gerekiyor. O halde aracın geçip geçmeyeceğinde tespit edebiliriz. İşte şurada bir güneşin gökyüzünün mavi olduğu bir zaman gelirse yine bir dua atabilirim. Tabii şebekede kesinti olmazsa videoyu kolaylıkla atabiliriz ama şebeke keserse benden haber yoktur. Bu kar sayesinde artık akarsuyumuzdaki su seviyesi de azaldı. Zaten geçen yıl Şubat'ta bile piknik yapmıştık biliyorsunuz. Şubat'ta kar yağmamıştı biliyorsunuz. Bu sene çok erken geldi. İyi bir kar yağdı. Hatta hava durumuna göre 3 gün daha yağacağını gösteriyor. Eğer bu şekilde etkili yağarsa kar belimize kadar gelecektir. Bakalım kablo nereden arıza yapmış, onu bu göreceğin. Bence tam şu dereyin üst tarafındaki kafadan koptu bence. Orada ağır bir viraj vardı. Yani orada kafaya elektrik geçirmesindeki bağlantı var. Oradan kopmuş olabilir. Evet arkadaşlar, o seramik parça mıdır nedir? Gerçekten de kopmuş. Aradaki boşluk mola ise telin gerilmesine sebep olmuş. İşte ortada direk, orada demir direk var. Trafo da orada işte. Trafo kısmında teli çekiyor. Oradan aldığı boşluğu uzun mesafeye vermiş. Evet 60 santim kar içinde yürüyorum. Bakın. Diz boyu da. Yer yer daha yükseklikler var. Çünkü beton üzerindeki kar daha da erimiş olabilir. Buradan tabi yukarı tepe mahalleler var. Tepe mahalleler orada beni bulurlar, hareket de edemezler. Biz seviniyoruz. Bakın. Güzelmiş. Yatak derseniz en güzel. Hiç hissetmedik. Her yere eşit bir ağırlık vurdu sanki. Powerbank'tan su aldı biraz da bir şey olmadı umarım. Bu soğuklarda köyde durmayım, şehire giden sadece 2-3 derece ısı farkı olan şehirlerde kalıyorlar. Buna hayret ediyorum. Bakın telleri, birine de ağaç dalı çökmüş. Elektriğin ilk kesme sebebi buymuş demek ki. İlk kesme sebebi, bakın dallar çökmüş. Orada da çökmüş. Orası da tabii tehlikeli. Direğe değerse elektriğin kesmesi olur. Elektriğin kesme sebebi, yani akşam 11 sıralarında ilk kesme sebebi buymuş demek ki. Dal, tüm delleri birbirine değdirmiş. Direkt tellerim üzerine düşecek herhangi bir dalları elektrik görevlileri daima kesmeleri gerekir. Yoksa bu gibi durumlardan nasıl bir abide almış oluyoruz.
kendilerce kilometrelerce yol alıp daha çok masraf yapıyorlar. Evet, bu mahallede Harun abi vardır. Harun abi dün halen evdedir belki. Diğerde İsmail abi var. Biliyorsunuz pat pat yüklemiştim hatta. Hatta remorku bile İsmail abi getirmişti. Görüyorsunuz o da burada. Neyse, buraya kadar geldim. Buradan geri eve gideceğim. Mahalleyi sizler için görüntüleyeyim. Diz boyu karda o yürümek oldukça zor. Ama iyi bir spor oluyor. Şimdi buradaki dalı kaldırmak kolaydır ama önemli olan arkada ana elektriğin ana trafo, ana elektriğe gelen direkteki seramiğin kırılması sebebidir. Bunun da düzeltilmesi gerekiyor. O zaman burası alan aldığımız boşa gidecekti. Tabi mahalledeki sakinleriyle, eskilerden şu anki mahallelilerle beraber tandil ederdik, direklere çıkardık, gırgırla tel çekerdik kendi imkanlarımızda. Eskilerden aslında elektrikler çabuk gelmezdi, çok arızalar yapardı. Şimdi de zaten gelemezler. 70 cm bulacak kar. Bir de yağıştıkça sürekli seviye artıyor, hem de sulu kar 70 cm bulur böyle giderse. Şimdi 70'i bulmuştur belki de. Yasin emmim de geliyor, bildiğiniz Hüseyin'in babası. O da bakıyor tele, nereden arızalı olduğunu o da merak ediyor. Tabi elektrik yok şu anda. Elektrik çok lazım oluyor haberlerde. Türkiye'yi merak ediyorsunuz. Yürümek zor değil mi? Ha, 60 santim. Ağaç bir şey. Ama o trafonun üzeri önemli. Trafonun şeyin direğin üzeri. Trafoyu çekiyor şu anda. Akşama böyle devam eder yani. Gene keser. 3 gün ha. Ceren kalmadı o zaman. Benim jeneratörüm benzin bile biter. Topraklamasının şu şeyi kırılmış şey ha. Salla da. O değmez belki. He? Belki değer, belki değmez. La yoldan beri alacak şekilde bir şey varsa iyi olur da 4-5 metre. Bak hele. Şeyler de düşmüş. Evet. Mahallemizin elektrikleri kesilmiştir. Direğin tepesindeki hat fincan kırılmıştır. Onlardan uğraşı yok. Elektrik kurumuna telefon edeceğiz. Yadaş gelip yapacak. O çekmiştir bu yana doğru. Belki değmez belki. O değmiyor. Değmiyor gibi görünüyor. Değmiyor. De, şey değse yarımca da keser değil mi? Aha, İsmail abi sırık bulmuş. Şey alsa. Bu da okuldan kaçmış. Adın neydi? Mert. Ha. Samsun'da duruyordu. Önceden köyde duruyordu değil mi? Şimdi pandemi dönemi burada. Şimdi geri Samsun'a. Yine buraya kaçmış. Değil mi? Ha, atıp daha şarteller. Çatalı var mı onun? Ben buradan o kadar görüyorum şartellerin atıp olduğunu. Şey, kapıyı sen mi açtın? Erkenden geldim. Kopuk yok ama bu tel niye böyle gerilmiş diyorum. Seramik kafa kırılmış. Seramik kafa. Torun da gelmiş baksana. Ha, geldi ama tam rast geldi. Köyü işte özlemişler demek. 3 gün yağacak. Bakalım nasıl bir kar göreceğiz. Ha, rast geldiler. Peş peşe video yaparım. Ha. Ceren kestirse jeneratör çalıştırırım ama verici keserse video yükleyemem. O ayrı bir derdi olur. Baksana 60-70 santim buluyor yerler. Bayağı var ha. Eskiden yapardık bir de böyle şeyleri. Yatırdı atı abi. Evleri bomboş, hepsi kaçtı. 3 derece fark var Samsun'da. En fazla 3 derece fark. Araba gitmez burada. Evet.
İleride kaykay yapma yerleri oluşur. Oradan beri uzun bir kaykay. Aşağıdan yetişilmez ki la buna. Alttan zorlasak üstte olmuyor değil mi? En üstte vur, en üstte. En üstte, en üstte. Bir daha. Az daha ulleliyor da ancak. Ha. Hopmuş. Daha çok yapması lazım. Aşağı gitmek lazım. Bakalım bir de. Evet arkadaşlar, zardorları indirdik. Tabii oradaki mermerden direğe tel değmiyorsa, arkadaki direğe, o zaman elektriği kavuşacağız. Tabii saat akşam 8-9 civarı yine kesebilir. Çünkü halen kar var direk tellerinde. Kar mevcut, karın üzerine ek kar yağınca bayağı tel kesmiş olacak. Hayırlısı şimdi trafoya gittiler, trafoyu açmaya. Oldukça doğru oldu. Dalı önce parçaladım, çürümüş zaten de. Ondan sonra bir geçirdik. Dönüp çıktı. Köpüş nerede lan? Yatışı da mı? Köpek. Ha. Çıkmıyor mu kara? Yok. Çağıraydın, bir göreydik. O kapağın bir de kapanması lazım. Sigortaları oradan kaldırsın ha, oradan beri. Hiç böyle kar görmüş müydün daha önce? Yok. Malabına kadar görmüş, görsene. Ne kadar en yükseğe? En yüksek gördüğün karına kadardı. Oraya geliyor. Bak gördün mü, boyuna geliyormuş. O zaman bunlar hep küllenir bunlar. Ha, ah, iyi işte. Bert ardı besi, Bert. Bert. Kalkamayacağım, madem kendini yatıyor. Atıyor mu, duruyor mu? Çalışıyormuşum lan, basıyorum bakayım. Ben lan bak. Babaanne. Yanıyormuşum bakın. O alt sigortalar da kesmiş olabilir. Alt kapağın sigortaları. Babaanne. Yanıyor mu? Cam. Yok muymuş? Evet arkadaşlar, sigorta kalktı ama elektrikler kesilmiş. Belki elektrikçiler devreye girmiştir. Elektriği kesmişlerdi. Yakın yerdeki elektrik arızalarını gidermek için tabii. Bizden bu kadar yani. Epey yağdı. Şey, arzayı söyleyelim de bir iki gün sonra gelir yapar. Daha bugün gelmesi şart. Yarın bir sonra bakalım ki orada. Tel birbirine vurmazsa. Değmiş mi ya birbirine? Değmiş gibi görünüyor. O zaman yukarıdan taş mı atacağım? Ağaca vurmak lazım. Taş var mı ki burada? Taş bulabilecek miyim? Bakayım. Büyük var bir tane. Harun. Şuraya çıkıp atalım la. Bayağı akıttı gene. Bir daha bulayım. Bakalım vurabilecek miyiz? Tam isabet. Bir daha atmam lazım. Taşlar bakalım.
Veda atıyorum ha. Bir sefer bir dene daha, bir daha. Tenim birine takılı kaldı halen. Taş bulmakta oldukça zor. Bir de eldiven alamadım. Sadece kablo kırık mı diye varım diye bakacaktım. Bir de video içerik olurdu. Tabi eldiven de arabada. İki taş vurdu. Atıyorum yine. Yeterli galiba, daha taş kalmadı. Evet, sonunda teli serbest bıraktım. Acun bizim gibi sporculara kurban olsun. Bakın işte, tepe tepe gittik. Sen niye buraya geldin sen? Ha? Diz boyu ne kadar küllenmiş zaten. Hadi gidelim eve. Islanmıştır zaten bacaklarım filan. Ha? Dörtten olsun. Dörtten iyi işlemez mi sen yiyorsun? Köyünde yaşamanın güzelliğini görüyorsunuz. Şimdi kar telleri yapana kadar 70 cm vuracak. Bakın diz kapaklarını da geçti. Yürümesi de oldukça zor. Sulu ve sert kar. 4x4 traktör bile geçemez. Geçer ama patine çeke çeke çeke. Diferansiyel VS burada. Yorulduk. Evet değerli arkadaşlar. Kar yağışları aralıksız devam ediyor. Yarına kadar böyle yağarsa fena olur. Öğleden sonra akşama doğru hava soğuyacağından karda etkili olacak. Yine teller kopar. Hatta daha büyük bir şekilde. Zaten kar teller üzerindekiler kar yapışmış. Akşam yağan soğuk havada yağan kuru kar ise tellerin üzerinde birikecektir. Tamamen kopacaktır. Jeneratör olduğundan biz de başka hiçbir sıkıntıyı yaşamayız bu köyde. Köy hayatını yaşamasını bilenlere böyledir. Yağlıydı ipler de pırıl pırıl olmuş karda. Tabii Almanya'dan Erten abim göndermişti, getirmişti. Evet arkadaşlar, yağışlar devam ediyor. Buralara ekmek koyacağım. Birazdan kuşlar gelip yerler. Şu anda samanlıklardan falan yiyecek bulurlar ama don olduğu zamanlar aç kalırsalar ölürler. Burayı bir kere bulduklarında bor bor geleceklerdir.
Neyse, elektrikler de geldi. Volt düşük elektrikler var. Televizyon çalışıyor şu anda. İnternet falan çalışıyor. Şimdi videoyu yükleyeyim. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.